Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün terapi süreçlerinden ve psikolojiden bahsedeceğiz. Konuğumuz klinik psikolog Ayşe Seda Turhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Seda Hanım? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ee, şöyle söyleyeyim. Zaten ismimi söylediniz. Ee, Ayşe Seda Turhan. Ee, klinik psikoloğum. Çocuk ve yetişkin terapistiyim. E, psikoloji bölümünden 2016 yılında onur derecesiyle mezun oldum. E, sonrasında çeşitli STK'larda çocuk ağırlıklı olarak dezavantajlı çocuklarla çalıştığımız alanlarda gönüllü olarak, psikolog olarak projelerde yer aldım. Hı hı. E, sonrasında yüksek lisans eğitimim oldu. E, Aral Üniversitesi Klinik Psikoloji e, bölümünde yüksek lisans sürecimi tamamladım. Şu anda da yaklaşık bir beş yıldır yine aynı zamanda dezavantajlı gruplarla, çocuklarla ve kadınlarla çalışmalarımı sürdürmekteyim. Bir yandan da tabii ki çocuk ve yetişkin olarak da psikoterapi sürecinde de devam ediyoruz bir Hı -hı. alanda da. Çok güzel. Peki sizi bu mesleği yapmaya iten süreç dönüm noktası neydi? Aslına bakarsanız şöyle söyleyebilirim. Çok erken yaşlarda ben bu alanda, bu meslek ruh sağlığı alanında çalışmaya karar verdiğimi söyleyebilirim. Hı hı. Ortaokul dönemlerimdeydi. İnsanları gözlemlemesini, insanların davranışlarını gözlemlemeyi çok seven bir insandım. Bir yerde oturup etrafımda ne oluyor, çevredeki insanlar nasıl davranıyor, hı hı. insanları o davranışlara, o duygulara, o düşün düşüncelere iten sebepler ne? Mesela aynı olayı sizinle biz bu odada yaşayabiliriz. Aynı olaya maruz kalabiliriz ama siz bu olayda siz bu olaydan farklı etkilenirsiniz. Ben farklı etkilenirim ve farklı davranabiliriz. Bunların sebepleri neler oluyor? Bunlar benim çok ilgimi çekiyordu. Aynı zamanda da ee, tanık o insanların hayatlarına tanık oldukça insanların bir şeyleri doldurma çabası içerisinde olduklarını da görüyorsunuz. Bunlar kendi benliğindeki özbenliğindeki özbenliğindeki eksiklikleri doldurmaya çalışıyor aslında insanlar bir yerden bakıldığında ama bunu kendileri kendi kaynaklarından yapmıyorlar. Bunu üçüncü kişi üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bu eksikliklerini dışarıdan tamamlamaya çalışıyorlar. Başka insanlar üzerinden tamamlamaya çalışıyorlar. Onlardan onay alma ihtiyacıyla. Onlardan gelen geri dönüşlerle o boşluğu doldurmaya çalışıyorlar ve bunun sonunda insanların günün sonunda kendi hayatını kontrol edemedikleri, kendileri kendilerini kısıtlandırdıkları, kendi hayatında söz sahibi olamadıkları hı hı. bir hale dönüştürüyor bu insanları. Yani kendi kişiliğine yabancı insanlardan bahsediyoruz, kendi kişiliğini oluşturamamış insanlardan bahsediyoruz. Başkalarının üzerinden kendilerini tanımlayan insanlardan bahsediyoruz. Hı hı. Ben bunu fark ettiğimde bunun olmaması gerektiğini düşündüm. Özellikle de kadınlar için söyleyebilirim. Özellikle de çocuklar için söyleyebilirim. E, kadınların bu anlamda daha güçlü durabilmelerini düşünüyorum. E, sağlanması gerektiğini düşün, hı hı. düşündüm aslında o çocuk aklımla. Ve bunun için neler yapabilirim? Ben bu alanda bir meslekse bunu bir meslek edinmem gerekiyorsa bu hangi meslek olurdu? Bunları araştırmaya başladım ve ruh sağlığı uzmanlığıyla tanıştım. Ne olabilirdim, ne yapabilirdim derken psikolojiye kadar geldi e, kararım. Çok erken yaşlardan itibaren kararlaştırmıştım. Sonrasında da kendimi nasıl geliştirebilirim bu alanda araştırmaları Yaptım. Aslına bakarsanız yüksek lisans sürecim, lisans sürecim, hepsi planlıydı diyebilirim. Hı -hı. Çok erken yaşlarda planlanmıştı. Çok güzel. Peki işinizdeki motivasyon kaynağınız nedir? Motivasyon kaynağım, aslına bakarsanız en büyük motivasyon kaynağım danışanlarım. Yani bir terapi sürecinde bir insanın kendi sürecine dahil olmak, eşlik etmek, insanların e, alışıla gelmişi değiştirme çabası içinde olması, alışıla gelmişin değişmesi çok zordur. İnsanların Hı -hı. alışkanlığından, konfor alanından çıkması çok zordur. Çünkü siz kendinizi bu şekilde tanımlarsınız, Hı -hı. çevre sizi bu şekilde tanımlar. Buradan e, buradan çıkabilmek Konfor alanı denir buna. Buna konfor alanı denir ama aslına bakarsanız kelimeyle bir zıtlık var. Aslında kişi o alanda konforlu değildir. Ama bir alışmışlığın içerisindedir. Hmm. Ve dışarısı, o alanın dışına çıkmak tehlikeli gelebilir o kişiye. Dolayısıyla güvensiz gelebilir, kaygılı, kaygı hmm. içerebilir. Ve bu alandan çıkmak bir cesaret ister. Ben danışanlarımda bunu gördükçe, ilerleyişlerini, çabalarını gördükçe motive oluyorum açıkçası. Hmm. Bir diğer motivasyon kaynağımda da, ben öğrenmeyi çok seviyorum. Kendimi geliştirebilmeyi, yeni bir bilgiye edinebilmeyi, yeni hayatlara, yeni kültürlere tanık olmasını çok seviyorum. Hı hı. Nitekim benim mesleğim de bunu çok destekleyen bir meslek. Çünkü sürekli kendinizle gelişim içerisinde, kendinizi geliştirmeniz gereken bir hı hı. durum var. İnsanla uğraşıyorsunuz, insanla iç içinsiniz, temas ediyorsunuz. Sürekli kendinizi ilerletmeniz gerekiyor, geride kalmamanız gerekiyor uyumlanmanız gerekiyor. Bu açıdan da açıkçası benim motivasyon kaynaklarım bunlar diyebilirim. Harika. Peki uzmanlığınızı nasıl seçtiniz? Yani uzmanlık alanınız ve çalışma alanınız nelerdir, neresidir? E, ben çocuk ve yetişkin psikoterapistiyim. E, açıkçası söylemek gerekirse lisans ve yüksek lisans dönemlerimde e, genellikle bu alanlarda e, çalışmak üzere eğitim süreçlerimi, süpervizyon süreçlerimi tamamladım. Hı hı. Tabii ki sadece lisans ve yüksek lisans süre ile de sınırlı kalmadı. Aynı zamanda uluslararası geçerliliği olan derneklerden, tecrübeli isimlerden eğitim süreçlerimizi de tamamladık. TRP kollarında olmak üzere hı hı. tamamladım. Hala daha da devam etmekteyim bu süreci, süreç içerisinde. Ee, açıkçası bu şekilde planlıydı. Başlangıçta da söylediğim gibi meslek seçimimde ne olacağım, ne alanda ilerleyeceğim, klinik psikolog olacağım aslında benim için bir planlanmış bir şeydi. Planlamıştım kafamda. Hı hı. Çünkü insanla çalışacaksam, insan patolojisiyle çalışacaksam gelişmeliydim, uzmanlaşmalıydım ve bunun da alanı buradan geçiyordu. Açıkçası söylemek gerekirse planlıydı. Tabii ki lisans sürecimde psikolojinin birçok alt bilim dalı var. Spor, psikolojisi, sağlık, psikolojisi, gelişim, endüstriyel daha da çeşitlenebilir. Şu anda hepsini sayamıyorum. Bu alanlarda da çeşitli staj deneyimlerim oldu. Yine kendimi bir sınadım. Çünkü şöyle bir şey, siz bir şey istersiniz ama yatkın lığınızın olup olmaması, karşınızdaki hı hı. insana şifa verip vermemeniz, iyi gelip gelmemeniz de önemlidir. Yani o mesleğe uygun olup olmamanız. Bunu da değerlendirdiğim alanlar oldu, staj yaptığım geniş alanlar oldu. Bunun neticesinde kararımı netleştirmiş oldum da diyebiliriz. Hı hı. Böyle bir sürecim oldu. Peki terapi sürecinde nasıl çalışıyorsunuz? Terapi sürecinde aslına bakarsanız bizim için önemli olan danışanın size güven duyması. Hı hı. Terapi sürecinin e, terapi süreci Danışanın kendi süreci, kendi bilinçsel, bilinç dışı süreciyle çalıştığı bir süreç, saklı kaldığı, bastırdığı duyguların, duygulanımların, düşüncelerin farkındalık kazandırdığı bir süreç. Aynı zamanda reel hayatta onu iş, işlevsiz hale getiren süreci psikoterapi alanına, yani terapi odasına taşıdığı bir süreç. Oraya taşıması lazım ki o konu hakkında biz çalışalım. Oraya taşımakta bir güven bağı içeriyor. Bir terapetik bir ilişki içeriyor. Hı hı. Açıkçası ben danışanlarımda bu ilişkinin sağlanmasına çok önem veriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen evet danışan size geliyor ama sonuç olarak her insanın farklı dinamikleri var. Uyumlanamayabilirsiniz. O alanda uyumlanmaya önem gösteriyorum. Hı hı. Burada uyumlanmaktan kasıt olumlu bir şey değil. Terapi sürecinde bazen terapistinize kızarsınız, sinir olursunuz sizi sinirlendirir mutsuz eder, terapi sürecinden terapi odasından bazen ağlayarak çıkarsınız, bazen gülerek çıkarsınız. Bunların hepsinin bir anlamı var. Aslına bakarsınız ne kadar olumsuz duyguda, olumlu duyguda o terapi odasına giriyorsa gerçek hayatı o kadar yansıtıyor demektir. Hı hı. Ben de buna önem veriyorum. Aktarım ve karşı taktarım aslına bakarsınız. Terapi ve terapist ve danışan arasındaki bunun sağlanmasına dikkat ediyorum. O güven bağının oluşmasına dikkat ediyorum. Şekil olarak da söyleyebilirsem Yüz yüze olarak genellikle terapi sürecini gerçekleştiriyoruz. Ancak pandemi süreciyle beraber online sistemle de tanıştık. Aslına bakarsanız bütün sektörler tanıştı. Hı hı. O süreçten itibaren online seanslarda gerçekleştirmeye başladık. Şöyle avantajları oluyor. Farklı şehirlerden, farklı ülkelerden insanlarla bir terapi terapi sürecini gerçekleştirebiliyorsunuz. Metropol gibi büyük şehirlerde işlevsel olabiliyor. Tabii her insan online terapi sürecine uyumlanamayabiliyor. O güven bağını hissedemiyor, kendisini rahat aktaramıyor. O sürece de saygı duyuyoruz. Terap yani iki tarafta da terapist ve danışan tarafında da olumlu gidiyorsa bu şekilde online sürdürdüğümüz seanslarda olabiliyor. O halde kullandığınız ekoller nelerdir? Kullandığım ekoller daha çok lisans ve yüksek lisans döneminde dinamik ağırlıklı e, eğitim gördüm ve süpervizyon sürecini tamamladım. Hala daha bu alanda süpervizyon sürecim devam ediyor Hı -hı. danışanlarımla beraber. Bunun yanında şeme terapi alanında da eğitimlerimi tamamladım. Uluslararası bir dernekten ve tecrübeli bir isimden eğitimimi aldım. E, daha çok bu iki ekolü kullanıyorum danışanlarımla terapi sürecinde onların uygunluğuna göre onların e, sürecine göre Hı hı. E, bu iki ekolden gittiğimiz oluyor. Bunun yanında da te, ekol, terapi ekoli değil de bir teknik olan EMDR tekniği, EMDR tekniğini kullanıyorum. Göz hareketleriyle duyarsızlaşma ve yeniden işleme diyebiliriz Türkçe olarak. E, son zamanlarda bayağı popüler hı hı. olmaya başladı. E, travma bozukluklarında özellikle kaygı bozukluklarında işlevsel sonuç alıyoruz danışanlarımızla. E, ekol olarak sayamam ama bu metodu da kullanıyoruz diyebilirim. Çok Kullanıyorum güzel. diyebilirim. Hı hı. Peki yetişkinlerle mi yoksa çocuklarla mı çalışmak? Aslında bunun avantajlı ve dezavantajlı kısımları var. Hı hı. Yetişkinlerle çalışmanın bir avantajı yetişkinlerle çalışırken sadece bir kişiyle çalışıyorsunuz. O da yetişkinin kendisi oluyor. Hı hı. Ancak çocuklarla çalışırken de çocuğun kendisinin yanında ebeveynleriyle de çalışabiliyor, çalışmanız hı hı. gerekiyor. Bu açıdan çocuklarla çalışırken bütüncül bir yaklaşım oluşturmak gerekiyor. Çünkü çocuğu bazen aile bir davranışından dolayı psikoloğa götürüyor ama çocuğun davranışı orada bir sonuç sadece. O davranışın bir nedeni var ve bu aile sistemi içerisinde olabiliyor. Çünkü hı hı. çocuk ailesinden gördüğünü öğreniyor, taklit ediyor, ona göre konumlandırıyor hı hı. kendini. Bu anlamda aile sistemi içerisinde bir sorun sorun bulunduğunda ya da sorun görüldüğünde aileyle de çalışmak istediğiniz hı hı. zaman aileler bu süreçte e, bazen olumlu olarak yanıt veriyor, işbirliği içine giriyor. Bazen sadece işbirliğini çocuğu psikoloğa götürmek olarak görüyorlar. Bu anlamda biz yarı işlevsiz bir e, yola girebiliyoruz. Ama çocukla çalışmanın bir önemli yanı da çocuk demek gelişim döneminde demek. Dolayısıyla duyguları, düşünceleri, hayata, kendisine ve insanlara karşı bakış açıları, inançlarının geliştiği dönemler. Tam yeni kalıp yargılarının oluşmadığı bir dönem. Yani şöyle düşünebiliriz. Hamuru daha e, hamurun daha makinede karıldığı süreçte daha ıslakken, daha yumuşakken, daha henüz makinedeyken o hamuru istediğiniz şekil verebiliyorsunuz. Bu anlamda çocukla çalışırken hızlı sonuçlar elde edebiliyoruz. <laughs> Ama yetişkinlerle çalışırken de şöyle bir durum oluyor. Çoktan o hamur şekillenmiş, o makineden çıkmış oluyor. Biz yeniden o hamuru o makineye atıp kırılmadan ıslatıp yeniden bir şekil vermeye çalışıyoruz. Kalıplaşmış düşünceleriyle, inançlarıyla çalışıyoruz. Bu anlamda da bir dirençle karşılaşabiliyoruz. Çünkü uzun yıllar bu şekilde hı hı. düşünmüşler. Bu şekilde düşündükleri için de bu şekilde bir döngünün içerisindeler. Bu şekilde yaşam deneyimleri oluşmuş. Hı hı. Bunun içinden çıkarken de direnci direnç tabii ki ...daha fazla oluyor. O amaçta da artıları ve eksileri var diyebilirim. Peki eğitimler düzenliyor musunuz? Eğitimler demeyelim de seminerler genellikle düzenliyoruz. Hı hı. Okullarda okullarda, okul rehber öğretmenleri bizimle iletişime geçiyorlar. Velilerin ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda... ...genellikle istedikleri konular üzerinden seminerler düzenliyoruz. Hı hı. Bilgilendirici olabiliyor bu seminerlerimiz. Çeşitli egzersizleri içerebiliyor bu seminerler genellikle çocukların uygun baş etme mekanizmaları edinmelerine yönelik ailelerin çocuklarıyla ile iletişim kurmalarında kolaylaştırmaya yönelik bu kapsamda seminerlerimiz olabiliyor. Belediyelerle de STK'larla da işbirliği içerisinde olabiliyoruz. Çok güzel. Pekala bu keyifli ve bilgilendirici sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz ama veda edelim. etmeden önce izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Aslına bakarsanız, e, halen daha çoğu zaman e, psikoterapi sürecine başlamanın, kendi terapi sürecine başlamanın dezavantajlı bir durum olarak görüldüğü bir kanıya e, kanıyı, bir inancı yaşayabiliyoruz. Aslına bakarsanız ee, bahsettiğimiz gibi o konfor alanından çıkmak zor olabilir ama Mevlana'nın da e, bir sözü gibi, sözü gibi ben de bu sözü çok seviyorum. Nereden biliyorsunuz ki hayatınızın altın üstünden daha iyi olmadığını? Yani o alandan çıktığınızda kendinizi keşfetmeye çalıştığınızda e, yeni kapıların size açılmayacağını, yeni farkındalıkların hayatınızda yeni konfor alanınızın kendinizi keşfetmenin, kendi o içinizdeki o doldurmanız gereken çekim değil başkaları üzerinden değil de kendiniz üzerinden doldurmanın konforunu herkesin yaşamasını ben dilerim. Bu açıdan da destek alma ihtiyacı duyduğunuzda mutlaka beğendiğiniz eğitim sürecini özellikle takip ettiğiniz güvenilir isimlerden destek alma noktasında çekinmeyin derim ben. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için de aynı Biz teşekkür zamanda. teşekkür ediyoruz. Katıldığınız verdiğiniz değerli bilgiler için çalışma hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz klinik psikolog Ayşe Seda Turhan'dı. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.